yeni sezona öyle gireceğiz, böyle gireceğiz dediler. İki program sonra yelkenleri suya indirdiler diye. Herkes eş çalışsın, fazla kafanızı yormayın. Benim gibi böyle kafayı yersiniz işte. Bu haberdeki genel hasta olan... adam benim. Tedavi olmak istiyorum. O yüzden sürekli kendimi affediyorum. Ötesi podcast serimizin yeni bölümünden, yani 85. bölümünden herkese merhaba. Ben Özcan Yazıcı, daha Hamiz Gur'la birlikte 3. sezon 4. bölümümüzle birlikte, yanlış saymadım değil mi? Öyledir herhalde. Ben kayıt tutmuyorum, kayıt işi sizde. Ben tutmam. Peki, 100'e doğru gidiyoruz biliyorsun. Bir 100 vaadimiz, sözümüz de var. Evet. 100'e doğru gidiyoruz. Hediye edeceğiz bu güzel tabloyu 100. programda. Evet, az değil. 85, 3. yıl. Güzel gidiyoruz, keyifli sohbetler yapıyoruz. Bugün de yine çok güzel konular belirledik. Güzel bir sohbet yapacağız yine birlikte. Ama önce, yayın öncesinde kısa bir sohbetini yaptık. İlginç bir gelişme var, konu var. Onu da konuşalım istiyorum. Bunu aslında daha önceki bölümlerimizde, kayıtlarımızda da otomotiv sektörü odaklı bir şekilde sık sık konuşuyorduk. O neydi? Çip. Çip krizi. Elektronik sektöründe, bilgisayarlarda, telefonlarda ve özellikle otomotiv sektöründe bir çip krizinden son bir yıldır, hatta 2 yıla da zannediyorum yayabileceğimiz bir çip krizi var dünyada. Bu üretim sektörünü, özellikle elektronik, bilişim sektörünü çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ama bu hafta içerisinde gördük ki bu kriz bankacılık sektörüne doğru ilerlemiş. Bu sıralar eğer kredi kartınızı yıprandı yenileyim ya da özellikle kaybetmeyin diyelim. Bankalarda bir çip krizi yaşanıyor ve sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yayın öncesinde bugün bizim kaydımızdan önce de bir ulusal televizyondan bu konuda görüş almak üzere seni de aradılar herhalde. Bu görüşlerini bizim takip eden YouTube ve podcast dinleyici ve izleyicilerimizle de paylaşırsın. Paylaşayım. Esirgemezsin bizimle. Paylaşayım. Habertürk aradı beni, konuyla ilgili sordu. Çünkü son dönemde artan şikayetler olduğundan bahsettiler. Özellikle iki banka üzerinde, İş Bankası ve Halkbank'ta kart taleplerinin karşılanamadığı ve kart talep edenlere bir SMS gönderildiği, SMS'te de çip yetersizliği ve bulunamadığından dolayı kartların üretiminde bir gecikme olacağı konusunda bilgilendirme yapıldığını söylediler. Biz geçtiğimiz programlarda da bu çip krizini, evet, hakikaten çok konuşmuştuk. 170 tane farklı sektörü etkiliyor bu çip konusu. Çok büyük. Ama hani bankayı nasıl etkiliyor derseniz, banka kartlarının içinde de çip var. Bu çip hem bazı bilgileri içinde tutmak için kullanılıyor, hem de son dönemde çok popüler bu temassız ödeme işlemleri için de o çipler gerekiyor. Çok eski zamanlarda kartların içinde çip yokken, bildiğiniz gibi kartın arka yüzeyinde bir bant var. Bu bantta data saklanıyordu. Ama güvenliğin artırılabilmesi, kopyalamanın engellenmesi, kart kopyalamanın engellenebilmesi için çipe geçildi. Kullanım alanının genişletilebilmesi, evet, için. Ama bu çip kriziyle birlikte artık üretilemez hale gelmiş. Benim orada şöyle bir tespitim oldu. Son dönemde özellikle banka promosyonları yükseldi ve bankalar arası geçiş söz konusu. Hem emekliler tarafında hem de çalışanlar arasında bankalar arasında bir geçiş var. Bu geçişler yapıldığı zaman da banka kartları değişiyor. Yani çip krizini teknolojiyle en az bağı olan bir emekliler kesim yaratıyorsun. Emeklilerin bu hızlı sirkülasyon neticesinde kart kullanımında bir artış söz konusu olmuş olabilir. Bankalar alternatif çözümler öneriyorlar. Diyorlar ki işte karekod üretin, efendim sanal kart üretin, mobil bankacılığı kullanın gibi. Ama tabii ki burada hedeflenen kesim veya mağdur olan kesim emekliler olunca onlar için biraz zor. Onlar banka kartını ATM'ye sokup paralarını almak çekmek istiyorlar. Yani gayet makul karşılanabilecek bir durum bu. İlerleyen dönemde belki bu kart işinden tamamen çıkmak bu çip işinin de sorun olmaktan kurtarır dünyayı ve Türkiye'yi de tabii ki. Ne yapılabilir? İşte her bir cep telefonumuz biliyorsunuz kablosuz data aktarma protokolüne sahip artık. Burada bu temassız ödeme sistemleri cep telefonları üzerinden yapılabilirse, o zaman kart taşımamıza gerek kalmaz ve her zaman benim söylediğim gibi implant işini de halledersek parmağımızdan elimizden okuturuz. Ya oraya girmeyelim. Orası çok riskli. O konuda benim, daha doğrusu hepimizin bir takım çekinceleri olması gerekiyor. Konuşacak çok şeyler var o konuda. Belki Black Mirror dizisinin bölümlerini yeniden izlemekte yarar var diye düşünüyorum. Eğer bir banka implant olarak kart üretirse ben o çipi takarım. Hatta bazı diğer farklı özellikleri de verirlerse ben kullanırım. Çünkü
Hiçbir şey taşımak istemiyorum yanımda. Sen kullanırım diyorsun. Ben kullanmam kullanırım diyorum. Tercihe dayalı olsun. Evet, bizi izleyen dinleyenlere diyoruz. Siz kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? Ben kullanmamayı tercih ederim. Teknolojinin yelpazesinin bu kadar genişlediği bir ortamda bu konuda farklı teknolojik çözümler olabileceğini de düşünüyorum. Ama bir seçenek olarak sunulup bu seçenekleri tercih edenlere göre kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Vallahi ben tavsiye etmiyorum. Siz bilirsiniz. Yani yorumlara yazalım. Ben arabamın kapısını, evimin kapısını, banka kartı kullanmadan bankacılık işlemlerini deri altına enjekte edilecek bir implantla yapmayı tercih ederim. Siz eder misiniz? Yorumlara yazalım bakalım neler olacak. Kim kazanacak bakalım. Evet, bu çip krizi gerçekten ilginç. Birçok sektörü dediğin gibi etkilemeye başladı. 170 sektörden söz ettin. Kaçına sirayet etti bu sorun bilmiyoruz. Neden kaynaklanıyordu? Onu anlıyor musun? Pandemi döneminde üretimle ilgili bir azalma oldu çip üretiminde. Daha sonra susuzluk, çünkü çip üretiminde su da çok kullanılıyor. Böyle bir etki de vardı ve denge bozulunca, üretim dengesi bozulunca da bir daha kendini toparlayamadı. Özellikle Amerika çip üretimiyle alakalı fabrikaların kurulmasıyla ilgili ve Avrupa girişimler yaptı. Onlar tam üretime geçtiği zaman normalde 2022'nin ortalarında bu iş çözülür falan gibi bir söylemler vardı ama gördüğünüz kadarıyla çare olmamış. Evet, bir taraftan da tabii ki teknoloji gelişiyor. Çip teknolojilerinin yaygınlaşması artıyor birçok alana, yaygınlaşıyor. Talep artıyor. Çok hızlı bir şekilde artıyor. Üretim tarafı bu talep tarafını karşılayabilecek ölçekte gelişmiyor. İstatistiklere vakıf değiliz şu an itibariyle ama bu yönde bir süreç olduğunu rahatlıkla söylüyoruz. Banka kartı açısından şöyle bir veri var. Yılda 3 milyar banka kartı kullanılıyormuş ki ya çok muazzam bir rakam bu. Çok. Buna yetişmek de zor. Evet, bu çip krizi farklı konu ve başlıklarla bundan sonraki bölümlerimizde de gündeme gelecek, öyle gözüküyor. Buradan hemen başka diğer konularımıza geçelim. Güzel konu başlıklarımız var. Şimdi nereye geçelim biliyor musun sevgili Doğan Uzgur? Bir araştırmadan söz edeceğim ben sana. Şimdi bu araştırma, bir araştırma yapılıyor ve bu araştırmada halkın yarısından fazlası demokrasinin işlemediğini söylüyorlar. Sevgili Doğan Uzgur. Wow. %53. Demokrasi bu memlekette işlemiyor demişler. Ve bu anket içerisinde yalnızca %10'u demokrasi son derece iyi ya da çok iyi diye görüş bildirmiş. %37'si de işte idare eder. Yani demokrasi şu veya bu şekilde işliyor demiş. Totalde de %53 demiş ki demokrasi işlemiyor arkadaş. Böyle bir ülke var. Yani şimdi kafanda canlandır. Böyle bir ülke. Seçimlere ülke sandığa olur? Güveniyor mu bu ülke? Sandığa da güvenmiyorlar. Allah yani Allah. Demokratik bir seçim olacağını, sayım sağlıklı yapılacağını da güvenmiyor ve inanmıyorlarmış. Böyle bir ülke var. Kafanda canlandırdın mı? Fotoğraf şeklinde mi? Kesinlikle Türkiye değildir. Türkiye'nin ileri demokrasisi gereği böyle bir şeyi vatandaş asla düşünemez. Bu ülke Türkiye olamaz. Olamaz. Yani. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Emin misin? Eminim. Yanılmadın ya. Gerçekten yanılmadı. Türkiye değil. Bravo. Tebrik ederim seni. Bu ülke demokrasinin en az gelişmiş olduğu ülkelerden biri olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Tamam, fazla meraklandırmayalım bizi dinleyen ve izleyenleri. Bu ülke hangi ülke biliyor musunuz sevgili dinleyen ve izleyenler? Amerika Birleşik Devletleri. Bir araştırma yapılıyor ve bu ankette insanlara soruluyor. Associated Press. Söyle bakayım. Associated Press, Levent Kırca'dan öğrendiğim zamanında ben bunu çünkü. Gayet basit, çok basit. Şimdi ne yapıyorum? Bak şimdi bir kere bir provasını yap. Şimdi telefon çalıyor. Tring, tring. Hemen açıyorum. Alo, buyurun efendim. Associated. Çık. Ne? Saçmalama lan, kendine gel. Şimdi bak baştan alayım. Şöyle. Alo, buyurun efendim. Associated kış. Mış. Kış. Evet, söyleyebiliyorsun. Evet. Associated Press ve NORC Kamu İlişkileri Araştırma Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çalışma yapıyor, araştırma yapıyor ve bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan veriler bunlar. Amerika'da 2020 yılında başkanlık seçimi sırasında biliyorsun çok ciddi tartışmalar oldu. Seçim sonuçlarının sayılması konusunda hani skandal düzeyinde bir takım tablolar da ortaya çıktı. Yapılan araştırmada artık Kasım ayında seçimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde, Senato ve Temsilciler Meclisi ile ilgili ve burada seçimlere ilişkin insanlarda sandığa ve demokrasinin işleyişiyle ilgili derin bir güvensizlik oluşmuş. Tabii 2 yıl önce yapılan araştırmada demokrasinin işlediğine cumhuriyetçiler daha çok güveniyormuş. Şimdi roller demokrat seçmenlerle tersine dönmüş. O son seçimlerde ben şöyle bir şey hatırlıyorum Amerika'da. Mühürsüz oy pusulaları ve zarflar sayılmıştı şeyde, seçimde mesela. Bence bu güvensiz ortamı tetiklemiştir insanların kafasında. Çünkü hani böyle oyun sırasında kuralın değiştirilmesi seçime karşı olan güveni biraz azaltmış olmalı Amerika'da. Hmm.
diyorsun. O zaman Amerika Birleşik Devletleri biraz örnek alacakları ülkeler bulsunlar. Kesinlikle. İleri demokrasi olan Türkiye'yi örnek almalılar ve bizi kıskanmasınlar lütfen demokrasimize. Diyorsun, evet. Bu arada tabii sandığa güven düşmekle birlikte aynı zamanda Biden'a yönelik de popülerlikte de bir düşüş yaşanmış. %40'lara kadar düşmüş. Seçim öncesi bu siyasi tabloyu Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi anlamda değiştirebilecek bir istatistik. Ama biraz ileri demokrasileri, dünyada farklı ileri demokrasileri de incelesinler. Lütfen örnek alsınlar. Biden'a güven %40'a düşmüş. Biden'ın pil seviyesi de %5'te kırmızı yanıyor, sönüyor. O da her an dükkanı kapatabilir bence. 2 yıl sonraki başkanlık seçimlerine erişemeyebilir mi diyorsun? Doğa izin vermeyecek gibi geliyor bana. Evet, onu da bekleyip göreceğiz. Evet, demokrasi konusunda gerçekten Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde soru işaretleri atmış vaziyette. Üzücü olan taraf ve can sıkıcı olan taraf belki de bütün ülkelerde toplum içerisinde gerçekten de çok ciddi yarılmalar var. Yani Cumhuriyet seçmenle demokrat seçmen arasında müthiş bir toplumsal gerilim ve kopukluk var. İtalya'da var, İsveç'te var, Avrupa'nın birçok ülkesinde var, Almanya'da var. Dolayısıyla bu toplumsal yarılmalar, ama Türkiye'de yok onu söyleyeyim yani parantez seçimeye. Şükür ki yok diyelim. Ama çok ciddi demokrasi konusunda sıkıntılar, sorunlar var. Değil mi? Evet. Biraz dezenformasyon yasası etkisi sezdim sanki. Evet. Ekşi Sözlük'te Daha Nuzgur bölümü altına yazmış arkadaş. Yeni sezona öyle gireceğiz, böyle gireceğiz dediler. İki program sonra yelkenleri suya indirdiler diye. Arkadaşlar her şey dozunda, sabredin. Aceleye mal yok. Ama Daha Nuzgur başlığı altında var. Evet. Özcan yazıcı da yok. Ben onun için dedim zaten. Evet, kararlıyız ama konuşacağız. Ama bazen izahı olmayan konuların mizahı olur diyerek, altını çizerek söyleyelim. Bu konuları konuşuyoruz maalesef böyle diyelim. Başka bir konuya geçelim. Şimdi Jack Dorsey'den söz edelim. Jack Dorsey 2019'dan beri yeni bir sosyal ağ projesi üzerinde çalışıyor sevgili Daha Nuzgur. Sen de biliyorsun ki Jack Dorsey Twitter'ın kurucularından ve Haziran ayına kadar CEO'luğunu yürütmüş önemli bir isim. Ki şu sıralar Elon Musk'la yürütülen davalar, bir takım tartışmalarında odağında olan isimlerden bir tanesi. Jack Dorsey'in çalışmış olduğu bu proje, Merkeziyetsiz Sosyal Ağ projesi, adı da Blue Sky isimli bir proje. Bu merkeziyetsiz yeni sosyal ağ özellikler arasında şunlar var. Yani hesap taşınabilirliği getiriyor mesela. Algoritma seçimi, birlikte çalışabilirlik ve yüksek performans vaat ediyor ki bunlar hepsi açıkçası çok cazip. Özellikle algoritma seçimi konusu benim çok dikkatimi çekti. Buradan kastedilen de şu, ya hepimizin sosyal ağları kullanırken bir verisi birikiyor. Bu algoritma tarafından arka planda takip ediliyor, oluşturuluyor. Şimdi merkeziyetsiz yeni sosyal ağ Blue Sky projesinde diyor ki Jack Dorsey, bu profilini, bu verilerini, algoritmanı başka bir platformuna taşırken de alıp götürebilirsin. Bu proje nasıl bir proje, nasıl bir sosyal ağ geleceği vaat ediyor? Bugüne kadar kullandığımız sosyal ağlar biliyorsun. Twitter, Facebook, LinkedIn gibi sosyal ağları kullanıyoruz. Nasıl bir sosyal ağ geleceği bekliyor ve bunun kullanılabilirliği, cazibesi ne olabilir? Web 3.0 ile birlikte yeni bir dünyaya, yeni bir internete merhaba diyeceğiz diyoruz. Web 3.0'ın getirdiklerinden bir tanesi de merkeziyetsiz blok zincir üzerindeki projeler olacak. Bu sosyal medya sitelerinin de buraya taşınması bunun bir basamağı, bunun bir adımı. Hı-hı. Jack Dorsey belki de bunu görerek Twitter'ı yani gözden çıkardı. Bu da Metaverse sürecinin bir parçası olacak diyebiliriz. Evet, evet, tamamen merkeziyetsiz bir noktaya taşınan sosyal medya sonrasında bir sunucuya bağlı kalmadan insanlar profillerini oluşturup orada yazıp çizmeye başlayacaklar. Bu aslında bahsedilen protokol de bunu diğer sosyal medya sitelerinin de kullanabileceği ortak bir hale getirmeye gayret ediyor. Ne yapıyoruz? Bir tane internet profili oluşturduktan sonra bu profille istediğimiz sosyal medya sitesine gidiyoruz. Orada yazıyoruz, çiziyoruz ve tamamen istersek anonim olarak hayatımıza devam edebiliyoruz. Sadece burada şöyle bir sıkıntıdan daha önce bahsedildi. Bir kendimize profil oluşturduktan sonra, yani cüzdanımıza bağladıktan sonra bu profilimizi, herkesin sonuçta bir cüzdanı var. Çok kolay bir şekilde profillenebiliriz. Yani anonim olarak dolaşırken bir gün kimliğimizle, bu bizim anonim profil eğer bir şekilde yakalanırsa, örtüşürse bütün sosyal medyada, bütün Web3 üzerinde yakalanma ihtimalimiz olabilir ve daha güzel profilleniyoruz. Ya bir borsa diliyle söyleyecek olursak tüm yumurtaları tek sepete koyuyoruz. Gibi oluyor. Bunun böyle bir dezavantajı olduğundan bahsediyorlar ama bence buna da bir çözüm getirilecektir diye düşünüyorum. Bu aşama böyle
hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ederse, kullanıcılar bu ara çünkü kişisel veriyle ilgili çok hassaslar ve gizli kalmak, anonim kalmak istiyorlar ki son dönemde özellikle savaşlarda ve mevcut yönetimlerin vatandaşını aşırı derecede kontrol altına alma arzusundan insanlar kaçmak istiyor. Böyle olursa hem iyi tarafı var, anonim kalabileceğiz, ama kötü tarafı da bir yakalanırsak, paçayı bir kaptırırsak her şeyimiz çok sıkı şekilde takip edilir. Metaverse süreci gelişecekse, ki bütün emareler o yönde, bütün göstergeler, işaretler metaverse tarafının engellenemez bir şekilde gerçekleşeceğini, o dünyaya doğru gittiğimizi gösteriyor. O halde bu gerçekleşecekse, bu teknolojiye sahip bir sosyal ağında bu evrenin bir parçası olacağını kaçınılmaz bir şekilde düşünebiliriz. Yani düşünebiliriz. Bunu ister Jack Dorsey yapsın, isterse başka bir isim, aslında bu gerçekleşecek. Yani protokol oluştururken içine yine izleme ile ilgili bir takım şüphelerin var olması aslında devletler tarafından da arzu ediliyor olabilir. Yani tamamen anonim bir dünyaya hazır, tam işi yakaladılar, yasaları çıkarttılar, kontrol mekanizmalarını kurdular. Sen kalkıp yeni bir şey çıkarttıp bu düzeni sarsman istenmeyebilir ve belki de içine biraz takibatla ilgili bir takım böyle açık kapılar bırakılabilir. İlerleyen zamanda bu problemler giderilir. O arada da devletler yeni teknolojiye yetişmiş olurlar böylece. Aslında hepimiz biliyoruz, WhatsApp'ın vaadi uçtan uca şifreleme, sizi kimse gözetlemiyor der. Tabii tabii. Ama artık bizi takip eden ve izleyenler net bir şekilde biliyor ki tartıştığımız, aktardığımız konularla WhatsApp'ı takip etmeyen bir yapı kalmamış. Hatta geçen gün Telegram'ın kurucusu özel mesaj atıp duyurmuştu herkese. WhatsApp üzerinde sadece bir video göndermek veya canlı kamera görüntüsü başlatmakla bile telefonunuzun ele geçirebileceği konusundaki durum hala düzeltilmedi. WhatsApp'ı kesinlikle kullanmayın, cihazlarınızdan silin dedi ki, bununla alakalı zaten yakın bir zaman içinde de bildiğiniz gibi Amazon'un sahibi olan boşanmasına kadar giden sürecin tetikleyicisi oldu. Ama evet, burada şunu vurgulamak için özellikle bunun altını çizdim. Ne kadar merkeziyetsiz, güvenilir bir teknoloji geliştiriliyormuş gibi gözükmesine rağmen, her zaman için bu teknolojileri kırabilecek bir arka kapı geliştirilebilmesi mümkün. Dolayısıyla dediğin gibi bütün verilerimizi, biyometrik verilerimizi de dahil, aldığımız soluğun sayısı da dahil, varlığımızla ilgili bütün unsurların bir araya geldiği metaverse evrenindeki sosyal ağ ya da diğer dijital varlıklarımızla birlikte her şeyimizin toplandığı bir yapının devletler tarafından ya da devlet bürokrasi sistem içerisinde izlenmesi son derece kolay hale gelebilir. Bu bir tercih. Az önce implant konusunda ödeme kolaylığı sağlar, taktırırım dedim, ama işte bunun bir seviyesi var. Şu an için çok giriş seviyesi bir konu olduğu için implanta okey. Ama kalkıp bu kadar hani benim cüzdanımın ID'siyle sosyal medyada yaz... Ya tabii ki, niye olmasın ya? Niye yapmayalım ki bunu? Ben taktırdım. Hayatı kolaylaştıracak. Ben taktırdım. İleride işte takibata sebebiyet veren bir şey olursa o zaman da söktürürüm. Beden benim bedenim değil mi? Taktırdım da söktürürüm de. Ben taktırmam diyorum. Daha Nuzgur taktırırım diyor. Eğer siz görüşünüzü bildirdiniz. Yani böyle bir şeyi taktırır mısınız? Ben mahremiyetin varlığımızın önemli bir unsuru olduğunu düşünüyorum. Kontrol edemeyeceğim, mutlak kontrolümün olamayacağı bir teknolojiyi kullanmak istemem. Bu bana her ne kadar cazip bir takım yaşamımı kolaylaştırıcı imkanlar sunuyormuş gibi gözükmesine rağmen. Özellikle bu sağlıkla ilgili çok altı çiziliyor, söyleniyor. İşte kan basıncınız, İşte değerleriniz, bir hastalığa yakalanmadan önce sinyal vermesi, bunu takip edilmesi fena mı diye söylenebiliyor. Evet, ama her zaman yararıma, benim iyiliğime üretilecek bir tablo olacağını kim garanti edebiliyor? Yani bunu tartışıp ortaya çıkartabileceğimiz bir realite, gösterge şu an itibariyle var mı ya da olma ihtimali var mı? Bunlar, yani şu ana kadar olay gelenler beni ikna edebilmiş değil. Ben imtina etmeyi seçiyorum. Sizin görüşünüz ne açıkçası? Okumak isterim. Bu konu önümüzdeki dönem şu anda yalnızca konuştuğumuz bir konu değil, çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Teknoloji dünyasını takip edenler görüyordur. Sağlıkla ilgili alanda inanılmaz startuplar var. Çok detaylı, çok büyük yatırımlar yapılıyor. Büyük eğitimle birlikte çok büyük yapay zeka teknolojileri, işte implant teknolojileri, inanılmaz çip teknolojileri, açılışta çip konusunu konuştuk. Ben merak ediyorum, okumak isterim. Beni destekleyin. Evet, yorumlarda bakalım ne çıkacak. Ben diyorum ki basit bir şekilde hayatımızı kolaylaştıracak şekilde ödemedir, kapı açmaktır, araba kapısı açmaktır konusunda ben bir implantı vücuduma enjekte ettiririm. Özcan Bey diyor ki benden uzak olsun. Yorumlarda yazalım bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Siz
bedeninize bir implant enjekte ettirip hayatı kolaylaştırır mısınız? Yoksa abi ben bulaşmayayım. Hı-hı. Mümkün olduğu kadar ortalıkta şu an bu kadar yaygın değilken bu konu. Ben bir bekleyeyim sonunu diyor musunuz? Yorumlarda görelim. Evet. Belki bir sonraki bölümde ya da diğer bölümlerde ortaya çıkacak yorumları, tabloyu da konuşuruz, tartışırız yine. Şimdi bu konuyu konuştuktan sonra başka bir konuya geçelim diyorum. Hangi konuya? Geçen hafta bir konu konuşmuştuk, hatırlıyor musun? İnsanlar otobüsleri, uçakları atlıyorlar, seyahat ediyorlar. Niçin? iPhone edinmek için. Bu konu içerisinde bir e-mail konusunda konuşmuştuk. Türkiye'de çok yaygınlaşmaya başladı. Bir yasal düzenleme var. Bu yasal düzenleme içerisinde biliyorsun 7 yıl içerisinde bir e-mail'den sinyal alınmazsa o e-mail pert oluyor. Yok yani sayılıyor. Tamamen kapanıyor. Şimdi o kadar çok bu klon telefonlar, işte kullanılmayan telefonların bu e-mail'leri kullanılmaya başlandı ki bu ciddi bir sorun haline gelmeye başladı ve bu 7 yıllık süre meclise sunulmuştu. Yeni bir yasa taslağı içerisinde 7 yıldan 1 yıla indiriliyor sevgili Danuz. Şimdi bu konuyla ilgili önce senin yorumunu, görüşünü merak ediyorum. Sonra bunun üzerine sormak istediğim bazı detay sorular da var. Evet, burada tabii şöyle bir mevzu var. Yurt dışından gelen, getirilen telefonlarla alakalı bir kayıt süreci var. Bu kayıt sürecini gerçekleştiriyorsunuz. Parayı da verdikten sonra telefonu Türkiye'de kullanmaya başlıyorsunuz. Geçmiş dönemde herhangi bir pasaport kaydıyla olurken son dönemde işte hattın sahibi olsun, şu olsun, bu olsun diye gitgide bu kısıtlandı. Ama bunun tabii ki böyle olmasının ana sebeplerinden bir tanesi sevgili devletimizin vergi olarak KDV harici aynı zamanda cep telefonu üreticisinin kazanmadığı kadar parayı buradan kazanma arzusundan kaynaklanıyor. Para lazım. Para lazım olunca da insanların bir şekilde bunu aşmayla alakalı geliştirdiği yöntemler sürekli yok edilmeye çalışılıyor. 7 yıl aslında makul. Yani 7 yıl boyunca sinyal almıyorsa bir telefon evet hakikaten artık bozulmuştur. Ama 1 yıla bu düşünce çoğumuzun evinde bir yedek telefonu var. Hani acil durumda kullanabiliriz, kırılır, diğer telefonumuz bir şey olur. Bunu 1 yıla düşürüp aslında bu klonlanan e-mailleri mümkün olduğu kadar azaltmak yolunda bir adım atılıyor burada. Ve 7 yıl beklemeden paraların gelmesi hususunda bir arzu ve talep burada söz konusu. Bir yıla düşürünce ne olacak? Bir yıl sonra sim kartımızı taktığımızda büyük ihtimalle o telefon herhalde bir SMS uyarısı bize yapacak. Ama bir süre çalışmaya devam edecek. Biz işte BTK'yı arayacağız. Faturayı ibraz edeceğiz. Ya da belki E-Devlet'ten bu e-mail'i girip kullanmaya devam etmeye gayret edeceğiz. Yani bu normal kullanıcının yapacağı bir şey olacak. Klonlanmış telefon kullananlar ise bunu yapamayacağı için e-mail havuzu hızlı bir şekilde boşaltılmış olacak ve yeni vergilerle yeni telefonların alınması sağlanacak. İlginç bir konu. Diğer ülkelerde tabii böyle bir şey tartışma yoktur. Çünkü oralarda bir telefonu alırsın, bunu bir araç olarak kullanırsın. Yani 7 yıl gibi bir düzenleme de yoktur. Yoktur, atarsın çekmeceye bunu. Canın istediği zaman takarsın, kullanırsın, keyfine bakarsın ama Türkiye'de vergi kaçağı olmaması için her seferinde, her geçen gün yeni bir sıkılaşma, yeni bir taktik. Vatandaş o taktikleri bir yerlerden aşıyor. Devlet başka önlemler alıyor. Kısaca şu söyleniyor. Bana kardeşim bu telefona koyduğum ÖTV'yi ödeyeceksin. Burada bu söylenmeye çalışılıyor. Yarın öbür gün belki bir yılda yetmez 6 aya düşürürler. Bilemeyiz. Yani buradan da şöyle bir gerçekliği bir kez daha görmüş oluyoruz aslında. Türkiye'de vergilerin önemli bir kısmı doğrudan vergiler değil, dolaylı vergiler üzerinden ne yazık ki sağlanıyor. Elektronik, akaryakıt, hayatımızdaki tükettiğimiz gıda ürünlerinden tutun. Devlet yalnızca buralardan vergi topluyor ve bu vergilerin önemli bir kısmı da özel tüketim vergisi oluyor ne yazık ki. Dolayısıyla buralardaki boşlukları kapatarak doğrudan toplanamayan vergileri buralardan toplamaya devam etme arzusu bunda da gözüküyor. Evet, yeni bir araştırmadan söz etmek istiyorum sana. Biraz önce farklı bir araştırmadan söz etmiştik. Bu araştırma YouTube'la ilgili. New York Üniversitesi Sosyal Medya ve Politika Merkezi'nden bir grup araştırmacı 1063 yetişkinle bir araştırma yapmış sevgili Danuzgur. Bu araştırmanın ana odağı bütün sosyal ağların bir algoritması var biliyorsun. Bu YouTube'un algoritması nasıl çalışıyor diye odaklanmış bir araştırma bu 1063 kişiyle. Şimdi bu araştırmanın amacı öneri algoritmalarının yani YouTube'un öneri algoritmalarının kullanıcıyı bir yöne yönlendirip yönlendirmedi. Şimdi burada siyasi ve politik olmayan 25 tane video belirlemiş bu araştırmayı yapan
grup. Daha sonra bu 25 videodan bir tanesini rastgele bu anketi araştırmaya katılanların izlemesi istenmiş. Sonra da önerilen videolardan bu bir videoyu izledikten sonra daha sonra bir takım videolar önermeye başlıyor YouTube. Bu videolar içerisinden ilk 5'inden de birisini rastgele seçerek izlemesi isteniyor kullanıcılardan. Bu 1063 kişiden. Ve her bir araştırmaya katılan kişiden bunu 20 kez tekrarlamaları isteniyor. Ve ortaya çıkan tablo bu kullanıcı davranışlarına bağlı olarak mesela daha çok sola meyilliyse bu algoritmalar daha çok sol görüşü destekleyen videoları göstermeye başlıyor. İşte sağ görüşlüyse daha çok sağ meyilli videoları göstermeye başlıyor. Böyle bir yönlendirme algoritması ortaya çıkmış. Şimdi bu YouTube algoritması benim ilgimi çekti. Mesela sen de işte YouTube kullanıcısın ki YouTube'da bir Kulüp TV markasını da oluşturuyorsun. Hı. Sen nasıl yorumluyorsun? Yani bu algoritma ortaya çıkan tablo ilginç geldi bana. Daha önce işte sosyal medya sitelerindeki çok büyük eleştiriler almıştı bunlar. Özellikle tabii orada Facebook'ta şöyle bir sıkıntı vardı. Seni olmadığın bir siyasi görüşe doğru iteklemeye çalışıyordu. YouTube tarafı biraz daha sanki sevdiğini gösterir. Yani solsan daha sol olabilmek için demek ki sevdiğin şeyleri gösteriyor. Ama YouTube algoritmasında şöyle bir problem var. Bir şey izliyorsun, ondan sonra ertesi günde tekrar tekrar aynı şeyleri gösteriyor. Yani aslında sana sevdiğin şeyleri önermek yerine kanalı takip de etsen durmadan aynı videoları gösteriyor. Ben bir problem olduğunu düşünüyorum bu algoritmada. İzlediğim videoların takibini kapatarak da test ettim. Hani takip etmesin, bakalım yeni bir şeyler gösterecek mi diye. Orada da bir şeyler göstermiyor. Yani bir el atılması lazım gibi geldi bana YouTube tarafı. Bu ara bu programdır iki seferdir YouTube'u şikayet eder hale geldik. Ama ilginç bir şekilde internette çok sevdiğim teknoloji editörleri de YouTube'u eleştirir hale gelmişler. Demek ki algoritmada bir dert var. Düzeltmeye çalışırken daha mı çok bozuyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama YouTube'da ben aynı şeyleri izlemekten sıkıldım. Özel hususi olarak artık bir şeyleri aramam gerekiyor. Tamam Celal Şengör'ü seviyorum, izliyorum ama yani bütün YouTube'um şu an Celal Şengör'e dönüşmüş durumda. Şimdi burada bu aynı araştırmanın içerisinde dikkat çeken bir sonuç daha var. O da tüm kullanıcı verilerin ortalamasını almış uzmanlar. Burada YouTube'un genel olarak sağ görüşü desteklediği ve kullanıcılar sağ görüşe çekmeye çalıştığı. Allah Allah. Bu da ilginç. Yani kullanıcı ortalamaları alındığı zaman. Bu tabii bize 2016 seçimlerini, 2020'de yapılan seçimlerini, Mark Zuckerberg'i, Facebook'u, farklı sosyal ağ platformu, hükümetlerle kurulan açık ya da arka kapı politikalarla yürütülen ilişkileri gibi birçok şüphe ve soruyu da beraberine getiriyor. Buna hani YouTube'un da bu araştırma verilerinin ortaya çıkartmış olduğu sonuçlarla birlikte dahil olması ilginç. Şimdi buradan farklı bir konuya geçmek istiyorum sevgili Doğan Uzmuş. Şimdi bu konu ilginç. Overemployment ismini bir kavram var. Yani bu kavram çok ilgimi çekti. Biraz konuşmak istedim. Aşırı iş alma ve çoklu iş alma olarak da çevrilebilecek bir kavram Türkçe'ye. Pandemi süreci de dahil olmak üzere onun yaratmış olduğu teknolojinin iletişim alanında yaratmış olduğu imkanlar da iş alanında yaratmış olduğu imkanlar da dahil olmak üzere yeni bir kavram var. Aşırı iş alma ve çok iş alma. Yani çok çalışma üzerine odaklanılmış bir kavram değil aslında. Çalışma saatlerinin aşırı arttırılması üzerine odaklanmış bir kavram değil. Yoğun çalışma ama birden fazla iş alarak ekonomik gelirini arttırmaya odaklanmış bir iş kültürü. Dünyada bununla ilgili yeni bir dalga var, yeni bir akım var. Bununla ilgili çok farklı konular yazılıp çizilmeye başlandı. Bu konu hani sen de iş dünyasının içerisindesin, sen de takip ediyorsun. Benim çok ilgimi çekti. Senin yorumlu bakış açını da merak ediyorum. Bir iş piyasası, iş düzenlemesi, iş kültürü, çalışma kültürü, belli bir mesai skalasına dayalı yaklaşık 150 yıllık insanoğlunun geliştirdiği bir çalışma modeli var. Artık bu modeller son 20 yılda hep çok çok konuşuluyordu ama iş farklı, çok farklı noktalar. Özellikle pandeminin etkisiyle birlikte farklı noktalara doğru taşınmaya başlandı. Senin gözlemin, yorumların ne? Yani bu kültür neyi temsil ediyor? Böyle bir gerçekliği sen nasıl yorumluyorsun? Geçen hafta işini yap, oradan evine git, vazifemi yaparım, başka bir şey karışmam şeklindeki bir durumdan bahsetmiştik. Bu hafta da aşırı çalışma. Ama bu tabii çalışanın tercihi olarak gözüküyor. Yani çift iş yapma. Parayı hamuduyla götürme. Özel hayatını engelleme tarzında bir şey var. Buradan şu aslında geçen haftayı ve bu haftayı konuştuğumuz konuları düşününce iş hayatı bir şey arıyor galiba. Kendine bir yol arıyor. Kendine bir
bir yöntem arıyor. Çalışanlar açısından da, işçi çalıştıranlar açısından da, işveren açısından da, işi alan çalışan tarafında da bir arayış var. Bakalım bu arayış nasıl sonuçlanacak, hep birlikte göreceğiz. Ama yine aynı konuya geliyor. İnsanların şu anda dünyada bir mutsuzluğu var ve deniyorlar. Acaba çok çalışsam mutlu olur muyum? İşimi yapıp hiçbir şeye karışmasam mı mutlu olurum? İşte işveren tarafında yeni girişimler mi beni mutlu eder, ne yapar? Şu an ortalık karma karışık. Bir değişimin arifesindeyiz herhalde. Bu onu gösteriyor bana. Ve o yüzden de bu tarz kavramların ne kadar uzun süreceği, ne kadar uzun ömürlü olacağını da hep birlikte göreceğiz. Hı-hı. Herhalde yeni bir şeyler bulunacak iş hayatında gibi geliyor bana. Hı-hı. Burada tabii ki şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Çoklu iş alma. Yani bir iş alıyorsunuz, farklı bir işi de yapmaya yöneliyorsunuz. Bu tabii ki sektörel olarak iş kolları odaklı bir mantaliteyle çalışabilecek bir şey. Fiziksel olarak bir işte çalışıyorsanız işte akşam 17'den sonra gideyim işte garsonluk yapayım gibi bir şey değil. Teknolojinin yaratmış olduğu imkanlarla yapılan bir şey. Evet, bu kültüre adapte olan, bunu yapmak isteyen bir kesim, belli meslekler ve iş kolları var ki çoğu dijital olarak yürütülebilecek, teknoloji odaklı olarak yürütülebilecek iş kolları. Ama herkesin yapabileceği bir şey de değil. Çalışma saatleri mesaisi odaklı bir iş değil. Belli bir yoğun çalışmayı ve birden fazla işi aynı anda yürütebilme becerisini göstermeyi gereken bir iş kültürü. Ben de yapayım. Bu konuyu şimdi biz bu kaydımıza, bu yayınımıza getirmiş olmakla birlikte bizi dinleyen ve izleyenler acaba ben de yapabilir miyim? Bana da uygun mu diye düşünebilirler. Dolayısıyla bu herkes için uygun bir iş modeli, çalışma biçimi değil. Herkes de hemen buna yönelmeyi düşünmesin. Buna uygun sektörde misiniz? İş kolunda mısınız? Bir de sizin doğanız buna uygun mu? Bunu yapabilecek beceri, kültür, zaman, özel yaşam dengesi kurabilir misiniz diye düşünmekte yarar var. Şimdi bu konuyla paralel bir konuyu daha bağlamak istedim. O da konuşulan, yazılar çizilen konularda. Hani çalışma kültüründen çoklu iş alma, birden fazla işi yapabilme diyoruz. Bir de koşuşturma kültürü dediğimiz bir kültür var sevgili Dağın Uzun. Hani bu Türkiye'de işkolik diye tanımlanan bir kesim var. Belki de kendisini bu şekilde tanımlayan, bizi dinleyen ve izleyenler arasında insanlar da vardır. Ben mesela. Elon Musk da kendini öyle. Evet. Yani bazen görüyorum ben. Yani 80 saat, 100 saat çalışılmalı. Bu kadar uzun süre haftada çalışmıyorsanız başarılı olma şansınız yok ki. Bazen iş yerinde yattı, fabrikada yattı, evi yok falan gibi. Evet, önceki kayıtlarımızda da konuştuğumuzu hatırlıyorum açıkçası. Böyle bir koşuşturma kültürü de var. Bu kültürde konuşuluyor aslında. Bu aslında teknolojinin yaratmış olduğu son döneme ait bir kültür de değil. 70'lerden beri başarılı olmak istiyorsan çok çalışmalısın. İnanılmaz çalışmalısın. Yeniden çalışmalısın. Azimli olmalısın. Peşine koşturmalısın. Evde çalışmalısın. Akşam çalışmalısın. Gündüz çalışmalısın. Sana söylenmeyen işleri de yapmalısın. Çok çalışırsan, peşine koşarsan başarılı olursun diye bir kültür var. Ve bu kültür hepimize nasıl söyleyelim, dayatılan mı diyelim. Yani başarı istiyorsan bu kültürde hareket etmelisin diye bir yaklaşım da var. Bunu destekleyen bir kültür de var. Bunu eleştiren, bunun yanlış bir şey olduğunu söyleyen görüşler de var. Bunu biraz konuşalım istiyorum. Yani sen ne düşünüyorsun? Biraz önce hani çoklu iş yapma kültürünü konuşurken bir taraftan da bu koşuşturma kültürü var. Sen destekliyor musun mesela? Koşuşturun, başarı için çok çalışın, üzerinize size tanımlanmamış olan işleri de yapın. Bunu yaparsanız patronunuz sizi görecek, destekleyecek. Aslanım, koçum benim. İşte aradığım eleman bu mı diyecek? İkisi aslında iki kavram. Az önceki bahsettiğimiz iki kavram biraz daha çalışanlar içindi. Bu koşturma kültürü biraz daha patronlar için sanki. Yani biraz burada, daha kurumsal yapı içlerine uygun bir. Evet, daha yönetici kafası bir şey bu. Ben de son dönemde biraz hani artık azaltsam da ben de işiyle yaşayan bir adamım. Mesela çok uzun yıllardır iki günden daha fazla asla tatil yapmadım. Yani bulunduğum şehirden bile uzaklaşmak istemedim. İşimin kritik seviyesinden ki dolayı. Ki bu koşuşturma kültürüne sahip insanların çoğu mesela tatile gittiği zaman bile ya acaba işte onu da yapsam mıydım? Yani onu da takip etsem mi? Hala işimi ben takip etmeye çalışan bir kültüre sahip. Hala hayatımda notebook'um olmadan hiçbir yere gitmiyorum mesela. Yani asla dışarı çıkmam. Telefonunu almadan veya telefonumu kapatmak gibi bir şey yıllardır hayatımda yok. Bazı insanlara çok imrenirim. Cep telefonunu kapatabilen insan. Ya akşam çok yorgundum, telefonumu kapattım.
Asla böyle bir şey bende mümkün değil. Her an ulaşılabilir olmam lazım acil durumda veya kritik bir şey olduğunda anında müdahale edilmek için. Ama senin birazcık işinin doğasının getirmiş olduğu bir durum. Ama bunu yapmayabilirim. Her sektör ve meslek için bunu savunabilir misin? Yapmayabilirim. Bu şimdi şöyle bir şey var. Aynı sektördeki arkadaşlarım böyle değiller. Ya bu bir tercih meselesi. Ama işte anında ulaşılabilir olmak, hemen bir gelişmeyi veya gündemi yakalayabilmek için her an hazır olmak, anında bir haber çıktığında onu bilmek, öğrenmek, iş hayatından hariç olarak işte teknolojiyle ilgili bir şeyler konuşuyoruz, bilişim dünyasında varım ve ben şuna inanıyorum ki ben bu konudaki her şeye en azından biraz bilgi sahibi olmam lazım. Hazır olmalıyım. Ama şöyle bir şey düşün, 25-30 yıl öncesini, 20 yıl öncesini düşün. Bu dikkat yoğunluğunu ve ilgi yoğunluğunu bize sağlayan şey teknolojinin iletişimle getirmiş olduğu bir takım altyapı ve sistemler. 20 yıl önce de, 30 yıl önce de iş hayatının içerisindeydik. İşten çıkıp, ceketimizi giyip, evimize vardığımız andan itibaren yalnızca ailemiz, çocuklarımız, iş hayatımız. İş hayatımız yoktu, ailemiz vardı, özel hayatımız vardı. Ya bu sizin için öyleymiş, benim için öyle değildi. Ben her zaman çalıştım, hatta bazı durumlarda ama iş daha ön plana geçti. 30 yıl öncesinde bu işleri yapmıyordun. Yani düşünelim, 1998 yılından beri ben bu işleri yapıyorum ve o zamandan beri en iyi nasıl yaparım? Gece bile işte ama oturduğumda şöyle, bunu düşünürdüm. Yani tamam, bireysel olarak senin spesifik olarak koşulların durumunu konuşabiliriz. İşte bu haberdeki hasta olarak adam benim. Tedavi olmak istiyorum. O yüzden sürekli kendimi anlatıyorum. Yıllardır ben böyleyim. Evet. Ve son dönemde sadece ya bu iş böyle olmaz. Hayatımız geçiyor. Hayatı ıskalıyoruz. Doğru yol bulmuşsun demek. İşte doğru mu yanlış mı bilemiyorum ama Warren Buffett'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki gece uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsanız ömrünüz boyunca çalışmak zorunda kalırsınız mottosuyla bundan sonra ilerliyorum ve gece de para kazanabilmenin yolunu, sistemini kurup daha rahat, biraz daha iş hayatını biraz daha geri plana çekme arzusundayım. Yani şunu söylemek istiyorum. Ne iş yapıyorsanız yapın, bunu eğer sonuna kadar, yani mesai saatlerine bunu böldüğünüzde hızlı bir şekilde ilerleme kaydedemiyorsunuz. Maalesef dünya artık bu teknoloji, bu hız bunu gerektiriyor. O yüzden biraz ben de bu konuyu destekliyorum ama işveren tarafındaysan. Çalışan tarafındaysan daha farklı düşünebilirim. Ki işveren tarafındasın. Yani ben böyle olduğu için sonuçta kendi işim için bunu geliştirmek, optimize etmek, daha mükemmel hale getirmekle mükellef hissediyorum kendimi. İşime ve kendime olan saygımdan ötürü bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama çalışan olarak bu kafada olur muydum? Olmazdım. Nasıl bizim çalışanlarımız bu kafada olamıyorsa ben de bu kafada olmazdım. İşime bakardım. Mesai saati bittikten sonra ulaşılmaz olurdum. Çok güzel bir şey. Telefonumu bile kapatırdım belki. Patron aradığında bana ulaşamazdı. Evet, bu konuda hani bir mükemmelliyetçiliği sağlayan bir sistem var. Ekosistem var. Bunu sağlayan, bu ekosistemi destekleyen, pompalayan, bu yapıyı sürekli körükleyen aslında işte patronlar ve çalışma hayatı içerisindeki iş arkadaşları arasındaki bir rekabet kültürü. Böyle bir şey yok. Mükemmel bir her şeye koştur, sürekli çalış. Yetişemiyorsun zaten. Mümkün değil. Hayatların, insan ruhlarının, zihinlerinin talimar edilmesinin hiç kimseye yararı yok. Bunu destekleyen, pompalayan, kapitalizmin yaratmış olduğu bir çalışma kültürü ve sistematiği, bir toksik ortam yaratmış vaziyette ve insanların çoğu da bizi dinleyen, izleyenler yaşamlarıyla birlikte de tanık oluyorlar. Kaç tane insan kendisini bu adanmışlık ve işkoliklik içerisinde bir noktadan öteki bir noktaya taşıyabiliyorlar? Böyle bir şey de yok ama şu da bir gerçeklik. Bu kültür insanların doğasını tahrip ediyor, bireysel varlıklarını tahrip ediyor, aile ve sosyal ilişkilerini tahrip ediyor. Özellikle benim gibi böyle kafayı yersiniz işte. Teknolojinin bu kadar 24 saat hayatımıza dahil olduğu ve iş yaşamıyla özel yaşamı bir arada yoğurduğu bir ortamda bu dengeyi koruyabilmek mümkün değil. Bunları, bu tip konular özellikle son yayınlarımızda sık sık konuşmaya başladık. Bundan sonra da konuşacağız. Bunları lütfen düşünün. Çalışmak, hayatı idame ettirmek, para kazanmak, varlığımızı sürdürmek, çocukların geleceğini düşünmek, kendi geleceğimizi düşünmek, evet önemli. Ama
artık bunları konuşmamız lazım, düşünmemiz lazım. Yani bunların bir sınırı var. Sonsuz derecede çalışamayız. Bir beden ve ruh dengemiz var. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Zihnimizi ve bedenimizi soluk almaya ihtiyacı var. Tahrip oluyoruz. Ve aslına bakarsanız bu kadar işkoliklik ve koşturma kültürü içerisinde bir şey de elde edemiyoruz. Biraz geri çekilmeye ve düşünmeye ihtiyacımız var. Bir yerde frene basmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bunu da özellikle konuşmak için bu bölüm için seçtim. Evet, Netflix'te çok güzel bir yapım var. Spotify'ın nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Oradaki yazılımcının, işte girişimcinin çabası, mücadelesi, nasıl gece gündüz olmadan bir ürün ortaya çıkartmak istediklerini anlatıyorlar orada. Aslında az önce verdiğim örnekteki gibi o azimli çalışmaları dünyaya çok büyük bir platform kazandırıyor. İşte onu söylemeye çalıştım. Eğer biraz böyle daha hani işveren tarafındaysanız bu azimli çalışma ve İnsanları motive edici. Siz çok çalıştığınız zaman sizin de çalışanlarınız motive oluyor sonuçta. Tamam, Elon Musk da benzer şeyler çok anlatıyor da yani Spotify, işte Elon Musk'ın bazı projeleri ya da bütün projeleri fark etmez. Çok çalışma kültürüyle örneklenebilecek şeyler olmakla birlikte bu ikon markaları ve projelerin arkasındaki bu hikayelere rağmen binlerce, yüz binlerce, milyonlarca bu çok çalışma kültürünün arkasında tahrip olmuş bedenler, zihinler. Doğrudur. Ruhlar ama işte ortaya büyük bir şey çıkartabilmek için de biraz pompalanan bir kültür var. Yani ona bakılırsa o zaman hani kimse çok çalışmasın, herkes standart çalışsın. O zaman biraz böyle iş komünizme doğru gidiyor sanki. Hani herkes eş çalışsın. Fazla kafanızı yormayın. Fazla kafanızı takmayın. Bu bilişime, buluta kafanızı çok takarsanız diye vardı ya bizim bir şeyimiz. Şimdi ideolojik olarak bütün izimler üzerinden de tabii ki konuşulabilir. Kapitalizm, komünizm, sosyalizm falan filan konuşulabilir. Ama şu ortak payda olması lazım. İnsanın bir bedensel ve ruhsal varlığı var. Bir gerçekliği var. Bunun bir sınırı var. İstihap haddi var. Çalışmak, evet, insanın varlığının bir gerçekliği. Çalışacağız ki bir şeyler üretelim. Ve insanlık ilerleyebilsin. İnsanlık ilerleyebilsin. Üretebilirim, teknoloji geliştirelim, tahıl üretelim, başka şeyler, araba üretelim, çip üretelim. Ama bunun bedensel ve ruhsal varlığımıza saygı gösterecek bir sınırlar içerisinde olması lazım. Sürekli çalış, başarı, zenginleşmek için sabah akşam çalışman lazım falan filan. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir kültürü yok. Böyle bir gerçeklik yok. Böyle bir dünya yok. Milyonlarca insan bu kültürle pompalanıyor ama sonuçta karşımıza çıkan tarimar olmuş hayatlar, ruhlar, zihniyetler. Sürekli Elon Musk'ın hikayelerini ona işaret ederek ya da Spotify örneğindeki gibi birçok insanın hayatını modelleme şansımız yok. Çünkü karşılığı yok. Böyle bir şey yok. Keşke olsaydı. Herkes refah içerisinde yaşasaydı. Zaten bu kadar çalışmanın karşısında da yaşayabilmek için ya da özel hayat içinde bir zaman dilimi lazım. Bu kadar çalışma kültürü içerisinde o zaman dilimini yaratma şansı da yok. Güzel, ilginç bir konu var. Oraya bağlayarak istersen bu haftaki bölümümüzü tamamlayalım. Çoklu çalışma, koşuşturma kültürü, sessiz istifa bir sürü şey konuşuyoruz ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bak bir şey açıklamış. 2030'a kadar 500 milyon kişi demiş Dünya Sağlık Örgütü hareketsizlik kaynaklı sağlık sorunları yaşayacak. Çok çalış, koştur, oradan oraya çok iş yap falan filan diyoruz ama yapılan araştırmalarda diyor ki bir hareketsizlik var Dünya Sağlık Örgütü. Bir taraftan koşturmadan söz ediyoruz, bir taraftan da hareketsiz bir toplumdan söz ediyoruz ki eğer doğru politikalar gerçekleştirilmezse yılda 27 milyar dolar civarında bir maliyeti olacakmış, sağlık maliyeti. Aslında önce insan için iyi bir şey söylermiş gibi yapıyor. Sonra diyor ki sigorta şirketleri 27 milyar dolar diyor zarara girer diyor. Oradan da işi kotarmaya çalışıyor. Dünyaya hem ilaç olarak yani hem sağlık sistemine maliyeti sigorta şirketlerine çok büyük bir maliyeti olacak. Bu zaten görünen bir şey. Çünkü işte vücut yapılarımızın bozulması, aşırı kilo, kalp sorunları, obezite ve diyabet önemli başlıklar. Hepsini yaşıyoruz bunların ve çok erken yaşta bunları yaşıyoruz. Şu an Türkiye'de özellikle ilkokul çağındaki çocukların genelde kilolu olmasını da herhalde gözümüzden kaçmıyor değil mi? Yeni standart bir Michelin çocuk standartı oturdu. O yaştaki çocuklara bakıyorsun herkes boğum boğum. Ya bebekken bu güzeldi ama ilkokul çocuğunun bu kadar boğum boğum olması çok iyi değil. O açıdan buna Dünya Sağlık Örgütü dikkat çekmiş. Ama bizim de tabii ki hususi olarak bir şeyler yapmamız lazım. Beslenme de çok kötü. Bu da yine ekonomiye dayalı. Kaliteli bir beslenme söz konusu değil. Fast food, hızlı beslenme ve şu anda gıdadaki tat, lezzet ve ürün kalitesi de çok kötü. Bu da tetikliyor bunu. İnsanlar
gıdaya ucuz ulaşabilmek istiyor ama ucuz gıdanın yolu da katkı maddeleri ve kalitesiz içeriklerden meydana gelmesine sebep oluyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Bir filmdeydi herhalde, insanlar o kadar kilo almışlar ki uzay gemisinin içinde böyle obez insanlar başka bir evrene doğru seyahat ediyorlar ama hepsi dombili olmuş. Bizim de sonumuz oraya doğru gidebilir. Ayağımızı denk almamız lazım. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün bu araştırması içerisinde şöyle ilginç veriler de var. Ülkelerin yarısından azının fiziksel aktivite politikası varmış. Sevgili Dan Uzgur, bu aktivite politikası olanların da yalnızca %40'ı ve hatta 6 bir uygulama planı, programı geliştiriyor. Bizim mahallelerde şeyler var. Aletler var ya mahallelerde, çalışmayan aletler, genelde. Aletler var da işte onlar ne derece kullanılabiliyor? Yani. Aletleri koymanın ötesinde ya yani bir politika insanları buna teşvik edecek. Hani biraz önce ne konuştuk? Çok çalış, koştur, iş kültürü. Bu kadar çalışma, başarı, odaklı bir kültürü pompalarken insanlara da hani aktivite yap, git, biraz spor yap, işte sosyalleş, ailenle yürüyüşe evet. çık, sosyalleş. Balığa git falan. Dediğin zaman bu aktiviteler de gerçekleşmiyor. O zaman ne oluyor? İşte stres ortamında sürekli bir şeylere atıştır, ye, hareketsiz bir şekilde yaşa. Ama sürekli çalış, çok çalış, inanılmaz çalış, başarıya giden yol bu diyerek bu kültürü yaydığın zaman o zaman böyle bir hareketsiz toplum. Her şey birbirine aslına bakarsan evet. genel fotoğrafta baktığın zaman bağlantılı gibi gözüküyor. Evet, bu hafta da güzel konular seçtiğimizi düşünüyorum. Keyifli bir sohbet yaptık ve bu haftaki bölümümüzü de tamamlayalım diyorum. Veda edelim artık. Veda edelim. Önce. Programı izleyen Ekşi Sözlük yazarı arkadaşlar, bugünün ötesiyle ilgili lütfen güzel yorumlar yapalım. İnsanları podcastlerimizle tanıştıralım. Podcast linklerini sosyal medyada da paylaşıyoruz. YouTube kanalında da açıklamalarda paylaşıyoruz. Mümkün olduğu kadar çok yerde podcast linklerimizi paylaşırsanız mutlu oluruz. Evet, bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Her hafta söylediğimiz gibi bizi bütün platformlarda takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ve bildirimlerinizi, özellikle bunu sık sık tekrar ediyoruz, bildirimlerinizi de açın ki bölümlerimiz yayınlanır yayınlanmaz huzurunuza çıkabilelim. Evet, haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın diyoruz. Hoşçakalın.